Herkese günaydın. ATV ekranlarında kahvaltı haberleri haftanın ikinci gününde başlıyor değerli izleyenler. 12 Mart tarihini gösteriyor takvim yaprakları ve hafta başından gelen önemli başlıkları aktaracağız. Geceden de gelen detaylar var. Hepsine yer vereceğiz kahvaltı haberlerinde diyelim. Ve ilk haberimizle başlayalım. Gelenek bu yılda bozulmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ramazan ayının ilk iftarını şehit yakınları ve gazilerle birlikte yaptı. Şehit yakınları ve gazilerimiz milletimizin bize emanetidir dedi konuşmasında. Erdoğan hitabında terörle mücadele operasyonlarına da değindi. Başlıyoruz. Hoş geldiniz. Şehit yakınlarımız ve gazilerimiz milletimizin bize emanetidir. Kendilerinin her meselelerinde yanlarında olmak, gönüllerini hoş etmek, rızalarını almak boynumuzun borcudur. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ramazan ayının ilk iftarını her yıl olduğu gibi bu yıl da şehit aileleriyle birlikte yaptı. Şehit yakınları ve gazilerin Ramazan ayını tebrik eden Erdoğan terörle mücadele operasyonlarına değindi. Şahlanış vurgusu dikkat çekti. Yakın geçmişimizde PKK'dan FETÖ'süne kadar bütün terör örgütlerine karşı verdiğimiz mücadelede esasen milli bir şahlanıştı. Son 21 yılda biz de eğitimden sağlığa, ulaşımdan enerjiye, sanayiden tarıma her alanda hayata geçirdiğimiz reformlarla bu milli şahlanışın altyapısını güçlendirdik. Savunma sanayine yaptığımız yatırımlarla Türkiye'yi gerçek anlamda bağımsız bir devlet haline getirdik. Vatan topraklarını korumanın yolu her bakımdan güçlü olmaktan geçiyor dedi Erdoğan. Sözü Türkiye yüzyılı vizyonuna getirdi. Cumhuriyetimizin ilk asrında bu konuda yaşadığımız eksiklerin bedelini geri kalmışlıkla, istikrarsızlıkla, kaosla vaktimizi ve enerjimizi iç mücadelelere harcayarak ödedik. Türkiye yüzyılı vizyonuyla geleceğimize yeni bir ufuk açtığımız şu dönemde elbette hala aşmamız gereken sıkıntılarımız mevcuttur. Allah'ın izniyle hepsinin de üstesinden geliriz. Sahip olduğu güçlü altyapı sayesinde ülkemiz için artık gündemindeki her meselenin çözümü sadece irade, plan ve vakit işidir. Erdoğan sözlerini birlik ve beraberlik çağrısıyla noktaladı. Türkiye'ye diz çöktürerek ülkemizi yeniden eski zayıf günlerine geri döndürmek isteyenlerin çabaları tabii ki hiç bitmeyecektir. Önemli olan bizim milletçe kazanımlarımıza ve geleceğimize sahip çıkmamızdır. Yaşadığımız her sınamada görüyoruz ki milletimizin bu konudaki kararı nettir, kesindir. Cumhurbaşkanı iftar programı sonrası Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı El Nahyan'la telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede Erdoğan El Nahyan'ın doğum gününü tebrik etti, Ramazan ayını kutladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan günler öncesinde sinyalini vermiş, yaz mevsiminde Irak sınırında terör sorununun kalıcı olarak çözüleceğini açıklamıştı. Yol haritasını ise Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Ankara'da medya temsilcileriyle buluşmasında anlattı. Pençekilit bölgesinin tamamen teröristlerden temizleneceğini söyledi. Sınırda güvenlik koridoru içinde kararlılık mesajı verdi. Güler, Türkiye'nin operasyon için kimseden icazet almayacağının da altına çizdi. İnşallah bu yazın Irak sınırlarımızla ilgili meseleyi kalıcı olarak çözüme kavuşturmuş olacağız. Sinyali Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıntılarını ise Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler verdi. Pençe Kilit bölgesi teröristlerden tamamen temizlenecek. Irak sınırlarımızı güven altına alacak çemberi tamamlamak üzereyiz. Teröristler Pençe Kilit bölgesindeki 2-3 katlı mağaralara 6 aylık yiyecek içecek stoklayabiliyor. Bu mağaralar Mehmetçik tarafından temizleniyor. Ama nihai amaç hepsinin tamamen imha edilmesi. Sınırda güvenlik koridoru da planlanan adımlardan bir diğeri. Ateş! Suriye sınırlarımız boyunca 30-40 kilometre derinliğinde bir güvenlik koridoru
oluşturma irademiz bakidir. Bir kısmını zaten tesis ettiğimiz bu koridordaki boşlukları yeni adımlarla doldurmakta kararlıyız. Güvenlik koridorunun 30 ila 40 kilometre olmasının sebebi teröristlerin ellerindeki silahlarla Türkiye'ye tehdit oluşturmasının önüne geçmek. Türkiye'yi güney sınırları boyunca kuracağı bir teröristanla dize getireceğini düşünenlere yeni kabuslar yaşatacak hazırlıklarımız var. Önce Pençe Kilit bölgesi terörden temizlenecek, ardından ihtiyaç duyulursa operasyonlar genişleyecek. Mehmetçiğin yeni terörle mücadele konsepti alışılmadık, öngörülemez, özgün, süratli ve tempolu. Teröristler bizimle baş edemedi. Bunları Gabar'a gömdük. Bunları Cudi'ye gömdük. Bütün o mağaralara gömmek suretiyle nefeslerini kestik. Ve şimdi de sınır ötesinde aynen devam ediyoruz. Harekatın detaylarını anlatan Yaşar Güler, terörle mücadeledeki kararlılığı, teröristler nerede yuvalanıyorsa Mehmetçik gerekeni yapacaktır, hiçbir yer onlar için güvenli değil ifadeleriyle vurguladı. Yaz için hazırlıkları izledik. Terörle mücadelede mevcut operasyonlarda hız kesmiyor. Hem Irak hem de Suriye'nin kuzeyindeki terör hedefleri hava harekatıyla vuruldu. 8 terörist etkisiz hale getirildi. Hedefler belirlendi, teröristler bir bir vuruldu. 8 PKK-YPG'li etkisiz hale getirildi. Türkiye terörü kaynağında kurutmaya kararlı. Yurt içinde olduğu gibi sınır ötesinde de PKK-YPG'ye karşı operasyonlar hız kesmiyor. Teröre bu kez hem Irak hem de Suriye'nin kuzeyinde darbe vuruldu. Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde 3, Hakuk bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Haber Milli Savunma Bakanlığı tarafından duyuruldu. Sosyal medyadan yapılan paylaşıma "Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürüyor" notu düşüldü. Bir diğer operasyonun adresi ise Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesindeydi. Saldırı hazırlığı yaptığı tespit edilen 3 PKK-YPG'li terörist komandolar tarafından etkisiz hale getirildi. Huzur ve güvenlik ortamını bozmaları engellendi. Son operasyonlarla birlikte 1 Ocak 2024'ten bugüne kadar sınır ötesinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 551'e yükseldi. Yerel seçim yaklaşırken iç siyasete bakacağız şimdi sizlerle birlikte. CHP'deki DEM Parti krizi bir nebze de olsa durulmuş görünüyor. Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal'ın DEM Parti'ye belediyemizin kapısı kapalı çıkışıyla başlamıştı kriz. Ama iki partinin yaptığı işbirliği siyaset gündeminin ilk sıralarında hala. Genel Başkan Özgür Özel, DEM Partili Ahmet Türk'ün övgü dolu sözlerine "bir kanaat önderinden bunları duymak memnuniyet verici" diyerek yanıt verdi. Ama bu işbirliğine tepkiler dinmiş değil. Bu kez protestonun adresi ittifak yapılan adreslerden biri olan Mersin'di. Ben düzelttim. Bu ifadenin doğrusu fakat budur diye. Siz düzelttiniz fakat o da sizi düzeltti. Tavrım nettir. Ben Burcu'nun kullandığı cümleyi siyaseten sorunlu buluyorum. Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun Burcu Köksal'ı susturmaya yönelik girişimleri DEM Parti ile yaşanan gerilimde şimdilik tansiyonu düşürdü. Ekrem Başkan da Genel Başkan'ın kullandığı ifadeler sorunu çözdü diye ifade ediyor. Ben de Ahmet Türk gibi bir kanaat önderinden bunu duymuş olmaktan memnunum. Ahmet Türk "bu sorun bizim açımızdan çözülmüştür" dedikten sonra peki, ne yapayım yani, oğlan olmuş biten bitmiş. Ama Özgür Özel işi sağlama almak için DEM Parti'ye sıcak mesajlar göndermeyi sürdürüyor. Bana partinizde bir şeyle övünmek hakkınız olsa, bir hakkınız var, neyle övünürsünüz? Ben derim ki Cumhuriyet Halk Partisi geçen bayram ve ondan önceki bayramlarda tüm siyasi partilerle bayramlaşabilen tek parti. Bu önemli bir şey. DEM Parti ile CHP pek çok il ve ilçede ittifak yaptı. Bu ittifaktan rahatsız olan tek Burcu Köksal değil. CHP tabanındaki ulusalcı kesim her defasında tepkisini dile getiriyor. Tıpkı Mersin'de olduğu gibi.
CHP'liler Mersin, Toroslar ve Akdeniz'de yapılan pazarlığa tepki için CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır'ı yumurta atarak protesto etti. Başarır'ı koruyanlarsa protestoculara saldırdı, kavga çıktı. CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın danışmanı olan İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Kereş'in CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda para destelerini sayarken çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Söz konusu video, CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu dönemini bitiren olaylı kurultayda delege oylarının para karşılığı satın alındığı iddialarını pekiştirdi. Türkiye'nin konuştuğu olaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı reysen soruşturma başlattı. CHP İstanbul İl Başkanlığı'ndan da açıklama geldi. İzleyelim. Bavullarla getirdikleri parayı saatlerce saydılar. Görüntüler ortaya çıkınca uzun süre sessiz kaldılar. İddia o ki gündeme bomba gibi düşen görüntüler Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminden bu yana kasası olarak bilinen Fatih Keleş'in para dolu bavullarla geldiği Cumhuriyet Halk Partisi il başkanlığında kayda geçti. İstanbul Büyükşehir Belediyespor'unda başkanlığını yapan Fatih Keleş'in bavullarla getirdiği parayı sayma çalışmaları tam 4 saat sürdü. Dönemin il başkanı Kaftancıoğlu'nun belediyelerden sorumlu il başkan yardımcısı Özgür Nas ve yine Kaftancıoğlu'nun özel kalem müdürü Can Yıldız'ın da parayı taşıması ve sayması dikkatlerden kaçmadı. Kaynağı belli olmayan paranın nereden geldiği ve nerelerde kullanıldıysa merak konusuydu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, görüntüler üzerine maddi gerçeğin ortaya çıkarılması, suç ve suç unsuru bulunup bulunmadığının tespiti için resen soruşturma başlattı. CHP'den görüntülere ilişkin ilk açıklamaysa İstanbul İl Başkanlığı'ndan geldi. Görüntülerin 2019 yılına ait olduğu belirtilen açıklamada sayılan milyonların da il binasının satın alma süreciyle ilgili olduğu ifade edildi. İzmir'de CHP'li Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy zimmet suçlamasıyla tutuklanmış, yerine AK Parti meclis üyesi Aydın Pehlivan başkan vekili olarak seçilmişti. Pehlivan göreve başladığında belediye borç batağındaydı. Hatta gelen hacizlerde makam koltuğuna bile el koyulmuştu. Haczedilen makam koltuğunun yerine tahta sandalye koyup çalışmaya devam eden Aydın Pehlivan yaşadıkları o zor süreci anlattı. Göreve başladığımda 4,5 ay personel maaşları ödenmiyordu. Hacizlerle birlikte makam koltuğumuz bir an itibariyle haczedilmiş oldu. Göreve başladığında makam koltuğuna varana dek belediyedeki her şeye el konulmuştu. Haczedilen makam koltuğunun yerine bu tahta sandalyeyi koydu. Ben de dedim ki arkadaşlarımıza hemen karşıdaki bulunan kahveden bir tane tahta sandalye alın ve makam koltuğu olarak koyun. Çünkü bizler koltuk sevdası olan kişiler değiliz. Koltuklarla işimiz yok. Biz bağdaş kurarız, yerde de otururuz. İzmir Menemen'de CHP'li belediye başkanı zimmet suçlamasıyla tutuklanmış, yerine AK Parti meclis üyesi Aydın Pehlivan başkan vekili olarak seçilmişti. Meclis içerisinden yapılan seçimle ben göreve başladım. 14 yıldır personelimizin ikramiyeleri ödenmiyordu. Esnafımıza gırtlağa kadar borç içerisindeydi. 1.2 milyar TL'lik borç yüküyle biz devraldık. İzmir'de Menemen Belediyesi Başkanı Aydın Pehlivan 14 Ocak 2021'de göreve geldi ve göreve geldikten 2 ay sonra Ankara'ya gitmişti. Ankara'dan döndüğünde işte makam koltuğunu yerinde bulamadı. Geçmiş borçlardan dolayı haciz gelmişti ve o da ekip arkadaşlarına bir kıraathaneden işte bu ahşap sandalyeyi getirmelerini istedi. O günden bu yana da bu ahşap sandalyede oturuyor ve bu şekilde hizmet vermeye devam ediyor. Avukatımız dedi ki, belediye avukatımız, makam koltuğunuzu haczediyorlar. Bilgisayarınızı haczediyorlar, televizyonunuzu haczediyorlar. Makam koltuğumuzu haczettiler ve gittiler. Makam koltuğu yerine tahta sandalye kullanan Pehlivan, Menemen'de yaptığı başarılı çalışmalarla adından söz ettirmeyi başardı.
önümüzdeki dönem AK Parti'nin Menemen Belediye Başkan adayı oldu. Göreve devam denildiği takdirde vatandaşlarımızın bugüne kadar nasılsa dil, din, mezhep, ırk ayrımı gözetmeksizin emrinde olduk. Bundan sonra da emrinde olmaya devam edeceğiz. 31 Mart yerel seçimlerinde birçok belediye başkanı aday olarak yeniden seçime girecek. Onlardan biri de Gazi Osmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta. Usta geride bıraktığımız 5 yıllık dönemde her biri diğerinden kıymetli onlarca eser ve hizmete imza attı. Millet bahçeleri, kütüphaneler, gençleri geleceğe hazırlayacak projeler sadece sayabildiklerimiz. 31 Mart seçimlerine de AK Parti çatısı altında girecek olan Hasan Tahsin Usta, gelecek 5 yıl içinde projelerini hazırladı. Gençleri geleceğe hazırlayacak projeler, kadınlara istihdam desteği, millet bahçeleri, kütüphaneler. Her bir proje eser ve hizmet siyasetinin ürünüydü. Kararlı adımlar daha iyi bir Gazi Osmanpaşa için atıldı. AK Parti Gazi Osmanpaşa Belediye Başkan adayı Hasan Tahsin Usta 2014 yılından beri pek çok projeye imza attı. İşte onlardan birisi de Farika Kitaplı Kahve. Peki burada öğrenciler nelerden yararlanıyor? İşte cevabı. Eski haliyle nargile sanığı olarak kullanılan, çok şikayetler aldığımız bir mekandı. Çok hızlı bir şekilde burasını kütüphaneye dönüştürdük. Farika isim adı anlamında diğerlerinden farkı olan. Burada gençlerimiz geliyor, akademisyenlerimiz geliyor, çocuklarımız geliyor, aileler geliyor, kitap okuyor, ders çalışıyor. Ve böylece burası her yaşta insana hizmet ediyor. Bugüne kadar açıldığından itibaren 500 bin üzerinde ziyaretçimiz gelmiş. Nüfustan daha fazla. Bazen kahvaltı, bazen çorba, bazen çay. Gazi Osmanpaşa Belediyesi'nden memnun musunuz? Evet, ben seviyorum burayı. Ben liseden beri bu kütüphaneye geliyorum. Kop Art, Kop Sanat Merkezi inşa etmek istiyoruz. Özellikle her yaşta, her kesimdeki insanların günler saatinde orada bu tür etkinliklerden faydalanabilsin diye. Ve lise son sınıf öğrencilerimize ve üniversiteye giden Gazi Osmanpaşalı hemşehrilerimize de nakdi yardım, burs gibi desteklerimiz değişik kapsamlarda bunu artırmayı planlıyoruz. Gazi Osmanpaşa Belediyesi'nden memnun musunuz? Memnunum, şöyle memnunum. Son 10 yılda gençler için sosyal ve kültürel alanda spor olsun, bu tarz farika kütüphaneler olsun, memnuniyetimi dile getirmekten de her zaman memnuniyet duyarım. Ev hanımlarını da unutmuyor Hasan Tahsin Usta. Özellikle kadınlar için özel çalışmalarımız var. Kadın girişimciler kooperatifimizi kurmuştuk. 4781 kadınımıza istihdam sağlıyoruz. Ama bu sayıyı tüm ilçemize, şehrimize yaygınlaştırmak adına kadınların ürettiği, kendi pazarlayacağı ürünleri onlar adına Türkiye ve dünyaya pazarlama ağını geliştirmeyi öngörüyoruz. Gazi Osmanpaşa Belediyesi'nden memnun musunuz? Tabii ki farikalardan olsun, sosyal tesislerden olsun, yani yüzme havuzları olsun, bir de yeni buz pateni yerimiz açılıyor. İnşallah dört gözle de onu bekliyoruz. ...12 Mart Salı gününde kahvaltı haberleri devam ediyor. Yazı basında hangi başlıklar bugün de bizi karşılıyor bakacağız. Sabah gazetesiyle hemen başlayalım. Manşette savunma sanayimizle artık tam bağımsızız sözünü görüyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ramazan'ın ilk iftarını şehit yakınlarıyla yapan Başkan Erdoğan, yakın geçmişimizde PKK'dan FETÖ'süne kadar bütün terör örgütlerine karşı verdiğimiz mücadele esasen milli bir şahlanıştı dedi. Her alanda güçlüyüz sözü yine kendisine ait. Geleceğimize sahip çıkıyoruz da dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün yapmış olduğu açıklamalarda Ramazan'la ilgili Ramazan-ı Şerif'imiz hayırlara vesile olsun dedi. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da feyzi ve bereketi tüm insanlığı kuşatsın açıklamasında bulundu Ramazan'ın ilk gününde. Hemen yanına geçelim sağ köşeye. Gazze'ye Ramazan katliamla geldi başlığını görüyoruz. Acı fotoğraflarla haber destekleniyor. Gazze, İsrail'in bombalarıyla Ramazan'a girdi. İslam alemi de Filistinli kardeşlerinin dramıyla mübarek ayı hüzünle karşıladı. Detaylar var. İsrail ordusunun halkı aç ve susuz bırakıp yardımların ulaşmasını engelleyerek
özür diliyorum. İnsani felakete yol açtığı Gazze şeridinde can kaybı son 24 saatte 67 artarak 31.112'ye yükseldi notu paylaşılmış. Tabana geçelim. Tabanda bir başlık var. Mahmut Övür'ün bugünkü köşesinde aslında detayları var. Çuvallar dolusu para kimlere gitti İmamoğlu diye soruyor Mahmut Övür. Türkiye İBB görevleriyle CHP il başkanlığı elemanlarının 4 saat boyunca çuvallar dolusu parayı sayma görüntülerini konuşuyor. Merak edenler detaylara bakabilecekler diyelim ve gelelim Hürriyet'e şimdi. Hürriyet gazetesinin manşetinde ilk ona bir adım kaldı. Büyük puntolarla gördüğümüz bir başlık, fotoğraflar var. Hürkuş, Atak helikopterinin fotoğrafıyla destekleniyor. Türkiye en çok silah satan ülkeler liginde bir basamak daha yükseldi ve 11. oldu. ABD, Rusya ve Çin'in bulunduğu ilk 10 arasına girmeye bir adım kaldı. İhracat %106 arttı. Dışa bağımlılık azaldı alt başlıklarıyla haber desteklendi. Hemen yanına geçelim, manşeti paylaşıyor. Oppenheimer Yediler Kulübü'nde başlığını görüyoruz. Detayları ise şöyle. Christopher Nolan'ın gişe rekorları kıran Oppenheimer filmi 96. Oscar gecesinden 7 ödülle ayrıldı. En iyi film, en iyi yönetmen, en iyi erkek oyuncu gibi önemli ödülleri toplayan film, Oscar tarihinde 7 heykelciye ulaşan 13. yapım oldu notu paylaşılmış. Görkemli Gece'de Gazze Sesleri alt başlığıyla haber destekleniyor. Haberin en önemli detayı aslında Oscar gecesinde sahneye çıkan birçok ünlü isim Gazze'deki drama dikkat çekti ve silahların susmasını istediler. Gelelim tabana, sol alt köşeye. Euro dolarda oynaklık geçici başlığını görüyoruz. Detaylarsa şöyle. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, döviz piyasasında son dönemde yaşanan dalgalanma geçici olarak değerlendirilmeli. Merkez Bankası elindeki tüm araçları kullanarak enflasyon beklentilerini çıpalamada kararlıdır. Eylül ayında açıkladığımız program çalışıyor dedi. Yapmış olduğu değerlendirmelerde, çok daha fazlası iç sayfalarda. Hürriyet gazetesinin sür manşetinde hepimizin dikkatle dinlemesi gereken önemli bir başlık. Hemen aktaralım. Yeni kabus Tekno boyun. Detayları ise şöyle. Hemen aktaralım. Sürekli başını eğip cep telefonuna bakanların boyun yapısı değişiyor. Omurgası, diskleri aşınıyor ve kamburlaşma başlıyor. Uzmanlar kafa ağırlığı 5-6 kilodur. 15 derece bile öne eğseniz bu ağırlık 2 katına çıkar. 10 dakikada bir pozisyon değiştirin diyorlar, uyarıyorlar. Ayrıntılar yine var Hürriyet gazetesinde, aklınızın bir köşesinde kalsın. Gelelim Milliyet'e şimdi. Milliyet gazetesinin manşeti Washington'la yeni bahar başlığını taşıyor. Washington'da Dışişleri Bakanlarının öncülüğündeki stratejik mekanizma toplantıları Türkiye ile ABD ilişkilerinde yeni dönem başlattı. Birçok alanda ilerleme sağlandı denmiş. 8 temel alanda karar alındı. Türkiye'yi kaybetmek istemedi notlarıyla destekleniyor manşet. Hemen yanında sol köşede Türkiye'yi bağımsız ülke yaptık sözünü görüyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Terörle mücadele milli şahlanıştır sözü de alt başlık olarak haberin içerisinde yerini buluyor. Tabana geleceğiz şimdi. Gazze'de iftar başlığını görüyoruz. Tabanda tam ortada. Fotoğrafla birlikte haber desteklendi. İlk iftar işte bu enkazların içerisinde yapıldı. Hemen altında cinayet gibi kaza 4 ölü başlığı var. Acı bir haber. Hemen aktaralım. İstanbul Bakırköy'de üst geçide çarpan tır yanındaki otomobilin üzerine devrildi. Kağıt gibi ezilen aracın içinde bulunan Aytekin ailesinden 4 kişi feci şekilde can verdi. Ailenin sosyal tesislerde iftara gittiği öğrenildi. Tır sürücüsü gözaltına alındı notu paylaşılıyor yine bu haberin de ayrıntılarında. Böylelikle yazılı basını noktalamış oluyoruz. Şimdi sıradaki başlığımızla devam edeceğiz. Hükümet dev bir kentsel dönüşüm projesini hayata geçiriyor biliyorsunuz. Hak sahiplerine kredi kolaylığı da sağlanacak. Peki tutarı ne olacak bu kredinin ve ödeme şartları nasıl planlanacak? İşte bu sorularda yanıt buldu. Ayrıntılarına sizlerle birlikte bakalım. 0.69, 15 yıla. 15 yıla. Oo, mükemmel. Şehirleri yeniden ayağa kaldıracak kentsel dönüşüm projesinde kredi şartları belli oldu. Dönüşüm paketinden faydalanmak isteyenler 15 yıl vade ve çok düşük faizle 2,5 milyon liraya kadar kredi kullanabilecek.
0.69 aylık faizle. 80 ay kadar bir vade içinde. Burada evini yeniden yıkıp yapmak isteyen hemşerilerimize bundan sonra yardımcı olacağız. Bence süper. Ben bir genç olarak gerçekten ev sahibi olmak istiyorum yani. Değerler falan çok düşük. Anne babama bunu haberi vereceğim yani gerçekten de. Hiç şüphesiz İstanbul bir deprem şehri ve her an deprem bekliyor. Ama bir yandan da kentsel dönüşüm çalışmaları çok yoğun şekilde, aralıksız şekilde devam ediyor. Ve oranlar açıklandı. 0.69 faiz oranıyla kentsel dönüşümden ev sahibi olmak mümkün olacak. Elbette sadece bu kadar da değil. İşte detaylar. Proje 5 ili kapsayacak. İstanbul, İzmir, Manisa, Kahramanmaraş ve Tekirdağ'da yaşayanlar evini devlet desteğiyle yenileyebilecek. 100 metrelik bir evi yapıyorsa 1,5 milyon lira. Evet biz verelim hadi yap diyoruz. 1 milyon TL'lik bir kredi çekmek isterse sadece 0.69 faiz oranıyla 180 ay vadede sadece aylık 9.718 TL'lik ilk defa uygulanan bir şey. Ödeme olarak rahatlatabilir. 0.69 faiz oranı ve 180 ay vade ödeme planı ile aslında birçok kişiye dokunulmuş, ulaşılmış ve bu dönüşüm paketinde hızlandırılmış olacak. Binaların yıkılmasıyla beraber de deprem riski az olan binalara kavuşulacak. Orta ve düşük gelirlilerle şehit ve gazi yakınları, emekliler ve engelliler %0,25 faiz indiriminden de faydalanacak. Rakamlar yükselse bile gerek faiz oranlarının düşük olması gerekse de aslında tutarın artacak olmasına rağmen ödemeler çok daha düşük seyrediyor. Mesela 2 milyon üzerinden bir örnek verirsek de yine 0.69 faiz oranıyla 180 ay vadede sadece geri ödeme aylık. A sınıfı enerji kimlik belgesi bulunan binalar için yıllık %0,50, B sınıfı enerji kimlik belgesi bulunan binalar içinse yıllık %0,25 faiz indirimi sağlanacak. Tabii ki buradaki konutlar için önemli bir avantaj da kentsel dönüşüm sürecinde vatandaşlara çok daha kolay bir finansman modeli sağlamak. Düşük faizli kredinin ödemeleri ise inşaatın ilerleme seviyesine bağlı olarak yapılacak. Tüm konutlar için deprem sigortası yani DASK zorunlu biliyorsunuz. İşte bu sigorta çok yakında yerini afet sigortasına bırakacak. Çok daha kapsamlı bir sigorta bu ve zorunlu olacak. Tüm afetler için geçerli olacak ve dairedeki eşyaya kadar birçok riski kapsayacak. Ayrıntılarına bakalım. Bu yıl içerisinde 2024'ün 3. 4. çeyreğinde zorunlu afet sigortasını getirmeyi düşünüyoruz. Türkiye bir deprem ülkesi. Bu nedenle de 2000 yılından beri zorunlu deprem sigortası uygulaması var. Ancak iklim krizi özellikle son yıllarda yaşanan ekstrem doğa olaylarının sayısını artırdı. Yani artık sadece depremler değil, sık sık yaşanan seller, heyelanlar, yangınlar da ciddi kayıplara ve hasara sebep oluyor. İşte bu nedenle hükümet yeni bir çalışma yaptı. Zorunlu deprem sigortası yerini zorunlu afet sigortasına bırakacak. Haberi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek duyurdu. Deprem sigortasının kapsamı çok dar. Sadece binayı kapsın. Afet sigortası ise diğer riskleri de kapsamış olacak. İklim değişikliğine dikkate alıp doğal afetlerin sıklığının ve şiddetinin artma riskine karşı tedbiren zorunlu afet sigortası düzenlemesi yapacağız. Mevcut uygulanan deprem sigortasında yalnızca konutlar teminat altında. Ancak getirilecek olan zorunlu afet sigortasında konutların içerisindeki eşyalar da kapsama alınacak. Yani olası bir afette zarar görmesi durumunda hak sahibine evin içerisindeki eşyalar için de tazminat ödenecek. Ev eşyası dahil bütün diğer boyutlarıyla da riskleri kapsamış olacak. Böylece ülkemizde belki sigortalılık oranı artmış olacak. Teminat ve tazminatlarla birlikte sigorta bilinci de artmış olacak. Bugün işte %60'larda seyreden zorunlu dediğimiz sigorta belki %90'ların üzerine çıkabilecek. Peki zorunlu afet sigortasında teminatlar ve primler farklı mı olacak? DASK'ta 2024 ile beraber 100 metrekare evde en yüksek teminat ya da tazminat diyelim 600 bin lira. Bir afet sigortası şeklinde uygulanırsa hem teminatlar hem tazminatlar da kapsam genişlediği için artacak. Dolayısıyla hani ödeyeceğimiz primlerin de artması söz konusu olacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilerin bayram ikramiyesinin %50 oranında artırılacağını açıklamıştı geçtiğimiz günlerde. İkramiyeyi 3000 liraya çıkaran yasa resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Ramazan bayramı bu yıl 10 Nisan tarihine denk geliyor. Bayram ikramiyelerinin Nisan ayının ilk haftasında hesaplara yatması bekleniyor değerli izleyenler. Ve geçelim bir diğer başlığımıza. Türkiye hem savunma sanayi hem de teknoloji alanında yerli ve milli adımlar atmaya devam ediyor. O adımlardan biri de Gökbey helikopteri. Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Türkiye'nin ilk özgün helikopteri Gökbey'in özellikle farklı coğrafyalarda ve farklı hava koşullarında testleri tüm hızıyla sürüyor. Gökbey helikopteri Türkiye'nin dört bir yanında göreve hazırlanıyor. Türkiye'nin ilk özgün helikopteri Gökbey, farklı kullanım konseptleri ve iklim şartları için Türkiye'nin dört bir yanında test ediliyor. Türk Silahlı Kuvvetleri ve diğer kurumların genel maksat helikopteri ihtiyacının karşılanması amacıyla 2013 yılında başlatılan özgün helikopter programının ürünü Gökbey, çok yönlü ve yoğun test maratonuyla göreve hazırlanıyor. İlk uçuşunu 6 Eylül 2018'de gerçekleştiren Gökbey, farklı kullanım konseptleri ve iklim şartları için Türkiye'nin farklı noktalarında eş zamanlı testlere tabi tutuluyor. TUSAŞ ekipleri bu çalışmalar kapsamında 10 Mart'ta Gökbey helikopteriyle Ankara, Kocaeli ve Erzurum'da 3 farklı test gerçekleştirdi. Gökbey helikopteri aynı zamanda görevlerini en zorlu iklim ve coğrafyaların yanı sıra yüksek irtifa ve sıcaklıkta gece ve gündüz koşullarında icra edebilecek. Bu doğrultuda 3 adet Gökbey yakın zamanda Jandarma Genel Komutanlığı'na teslim edilecek. Kahvaltı haberlerine şimdi kısa bir ara, ikinci bölümde yeni başlıklarla devam edeceğiz. Ayrılmayın. Yeniden günaydın. Kahvaltı haberleri ikinci bölümüyle devam ediyor. Önemli başlıkları aktarmayı sürdürüyoruz bu bölümde de. 11 ayın sultanı Ramazan'ın ikinci günündeyiz. İlk iftar dün akşam yapıldı. İstanbulluların Ramazan klasiği ise değişmedi. Güzel havayı fırsat bilenler Sultanahmet Meydanı'na akın etti. Akşam ezanının okunmasıyla yeşillikler üzerine kurulan yer sofralarında oruçlar açıldı. Yüzlerce kişi Sultanahmet Meydanı'nda buluştu. Dualar eşliğinde ilk oruçlar açıldı. Çerkezköy'den geldik. Tekirdağ Çerkezköy'den. İlk defa. Gelmek görmek istedim. Hep televizyonlarda görüyorduk. Bu kadar da canlı olarak nasip oldu. Yere sofra bezleri serildi. İftar saati böyle beklendi. Mehter takımı da vatandaşa eşlik etti. Çok mutluyuz. Atmosfer zaten çok güzel. Kur'an tilavetinin ardından beklenen an geldi. Selimiye kışlasından getirilen toplar patlatıldı, oruçlar açıldı. Niyetlendik, Allah da niyetimizi kabul etti. Şükürler olsun. Bir tarafta Sultanahmet, bir tarafta Ayasofya. Ailemiz de burada, çocuklarımızla beraber. Rabbim cümle ümmeti Muhammed'e bu atmosferi yaşatmayı nasip etsin. Geçtiğimiz yıl o büyük felaketin yaşandığı deprem bölgesinde Ramazan'ın ilk günü iftar çadırları doldu taştı. Konteyner kentlerde de Ramazan heyecanı vardı. Çadırlar bu kez iftar için kuruldu. Depremzedeler Ramazan'ın ilk gününde bir araya geldi. Malatya, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta konteyner kentlerde depremzedeler için iftara saatler kala yemekler pişirilmeye başlandı. Adıyaman'da AFAD koordinesinde konteyner kentte kurulan iftar çadırında yaklaşık 947 afetzedeye yemek verildi. Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta da birlik, beraberlik, kardeşlik sofraları kuruldu. Depremzede vatandaşlar ilk iftarlarını açtı. Malatya'da ise bazı afetzede aileler iftarlarını kendileri hazırladı. Çorbalar pişirildi, ezanla birlikte ailece oruçlar açıldı. Geçen sene yani mesela normalde çadırlarda oruçlarımızı tuttuk ama bu sene
Çok şükür devletimiz bize konteyner verdi. Bu sene orucumuzu konteynerlerden açtık. İnsanlık dramının yaşandığı Gazze'de Ramazan'ın ilk günü, ilk iftar zorlu şartlar altında yapıldı. Evlerin enkazları üzerine masa kuran Gazze'liler yiyecek bulmakta güçlük çekti. Gazze, İsrail saldırılarının açlık ve susuzluğun gölgesinde karşıladı Ramazan'ı. Refah'ta Filistinliler İsrail bombardımanında yıkılan evlerinin enkazı üzerinde zorlu şartlar altında yaptı ilk iftarını. Ramazan ayının ilk günü çok zorlu. Ne pişireceğimizi, iftarda ne yiyeceğimizi, ayrıca sahurda ne yiyeceğimizi bilmiyoruz. Soğukta çadırdan çıkıp ateş yakıyoruz ve hava gerçekten soğuk. İşgal altındaki Doğu Kudüs'te de buruk bir iftar yaşandı. Mescid-i Aksa geçmiş yıllara göre boştu. İftar saati yaklaşırken yerlere örtüler serildi ve orucunu açmak isteyenlere kumanyalar dağıtıldı. Her dönem severek tüketeni çok, ancak asıl iftar sofralarının vazgeçilmezi hurma, Ramazan ayının başlamasıyla masalarımızdaki yerini de aldı. Ama işin bir de hile kısmı var. Gıda sahtekarları hurmaya glikoz şurubu ekleyerek sağlığımızla oynuyorlar. Peki bunu nasıl anlayacağız? Hurma alırken nelere dikkat edeceğiz? Arkadaşlarımız araştırdı. Bunun içine glikoz şurubunu basıyorlar. Baklava gibi düşünün. Şerbetli nasıl parlaksa bu daha parlak oluyor. Şu kuru olanlar var ya, onları seviyorum. Peki parlak olan hurmalardan alıyor musunuz? Yok. İftar sofralarının baş tacı hurmaya da hile karıştı. Raf ömrünü uzatmak, daha tatlı hale getirmek için hurmanın doğal yapısıyla oynuyorlar. Tadı güzel olsun, birazcık etli olsun. Yani o şekilde alıyorum. Hurma iftar sofralarımızın vazgeçilmezi. Her böyle olunca da alışverişler başladı. Ama hurma alırken de dikkat etmeliyiz. Çünkü aldığınız hurma glikoz çuruplu olabilir. Peki alırken neye dikkat etmemiz lazım? Elimde bir hurma cinsi var. Normalden daha parlak. Bu hurma aslında hurmadan çok birazcık daha böyle şurup gibi bir şey. Çünkü bunun içine bildiğiniz enjektörle glikoz şurubunu basıyorlar. Bu daha parlak oluyor. Böylece hurmanın albinisi artıyor, sağlığa da zararlı hale geliyor. Hurma alın abi, hurma alın abi. Glikoz şurubu da ilave edildiğinde kan şekerini aniden yükselterek vücut hormonal sistemi bozmaktadır. Bu durum kilo alımına, yavranında artışa ve obeziteye sebep olmaktadır. Kalp damar sağlığını bozduğu ve kanseri tetiklediğini gösteren çalışmalar mevcuttur. Peki hurmadaki hile ilk bakışta anlaşılabilir mi? Bakın, açtığımda içini şöyle açıyorum. Daha yapışkan, daha sarı oluyor içi. Çok parlaksa, böyle bal akıyorsa hurmadan bal akmaz. Hani böyle bunu taze hurmayla karıştırmayın. Çok parlaksa, bal akıyorsa bu tarz şeyler de almayın. Paketli hurma satın alırken dikkat edilecek noktalar da var. Uzmanlar tüketicinin mutlaka paketin içeriğini kontrol etmesi gerektiğini söylüyor. Enginar en sağlıklı sebzeler arasında gösteriliyor. Tam anlamıyla karaciğer ve böbrek dostu. Enginarıyla ünlü Çeşme'nin Ildır Köyü de Ege'nin karaciğer hastanesi olarak biliniyor ve bugünlerde yörede hasat heyecanı yaşanıyor. Karaciğerin dostu, böbrekleri temizler. Enginar ilaçtır, sonrası şifadır. Bilen biliyor, kimileri ise yeni yeni öğreniyor. Enginar şifa deposu ve bugünlerde taze yemenin tam zamanı. Çeşme'nin Ildır Köyü Ege'nin karaciğer hastanesi olarak biliniyor. 300 dönümlük alanda şimdi hasat zamanı başladı. 70'li yılların sonunda burada enginar dikimi başladı. Artı ülkemize, ülkemizin dört bir yanına şifa dağıtan bir köy haline geldik. Enginarın hasatı devam ediyor. Hasat yapılırken de peki özelliği nasıl kesiliyor? Çünkü oldukça sert gözüken biraz da narin kesilmesi gerekiyor, değil mi? Tabii ki. Yamuk böyle hafif çapraz şekilde kestiğimizde şu şekilde kesip sepete atıyoruz. Böyle mi? Evet, şu şekilde çapraz şekilde. İyi oldu mu? Tabii ki, on numara.
Enginarın iki soyma usulü var. Bir Ege usulü, bir de İstanbul usulü. İlk önce Ege usulünü yapacağız. Enginarı aldık. Evet. Şu şekil. Sapını şuradan kestik. Şu yapraklarını temizledik limonlu suyun içine. Limonlu su niye var? Limonlu suyu kararmaması için. Sadece yeşil yapraklarını alıyorsunuz. Enginara fazla zarar vermeden. Onlar da çok kıymetli. Yapraklarını da atmıyorsunuz. Yani bunun hepsi kıymetli. Hepsi kıymetli. Karaciğerin bir numara dostu. Bu Ege usulü. Tüyü isterseniz alın, isterseniz almayın. Bu da böbrekteki taşı döküyor. Bunu almasak daha iyi. Almasan daha iyi tabii. Çünkü taze yenir. İzmirliler erken kesip yiyorlar. Evet. İstanbullular biraz daha çanak sevdiği için gelenek haline gelmiş. Çanak seviyor. İstanbul usulü başladım. Biraz daha iri oluyor İstanbul usulü. Evet. Bunun çanağını yapıyorsunuz. Çanak. Çanak. Kesme stili farklı, evet. Şu şekil, bol soğan, evet. Sarımsak, dereotu, suz olmaz. Dereotu ve maydanoz doğruyorsunuz. Dereotu, suz olmaz. Olmaz. Zeytinyağlısı, salatası, dolması. Herkes dilediği gibi tüketerek hem karaciğerini hem de böbreğini tazeliyor. Enginar'ın başkenti Iğdır'da hasadın Mayıs sonuna kadar sürmesi bekleniyor. İstanbul'daki bir otosanayinin kraliçesiyle tanıştıracağız şimdi sizi. Nuray Yücebudak tam 13 yıldır sanayide ustalık yapıyor. Hobi olarak başladığı mesleğinde el emeğiyle para kazanıyor. Altay Altuğ ve Mehmet Şahin Nuray Usta'nın sanayideki dükkanına misafir oldu. İzlenimleri geliyor şimdi ekranlarınıza. Elleri ak yumuk yumuk o jeli tırnakları nerelere gizlesin. Arabanın motor sesinden hangi marka model olduğunu biliyordum. Ustamızdan çok memnunuz, çok mutluyuz. Hiçbir zaman gözümüz arkada kalmıyor. İşinde de iyi, bir numara. Emek, alın teri, kadının gücü. Tek başıma mücadele. Elimi taşın altına değil, kayanın altına soktum. Ön yargıları kırdı, algıları yerle bir etti. İlk geldiğimizde evet şaşırttık, ön yargılarımızdan kurtulduk ama sayesinde. Usta olduğunuzu ne zaman anlıyorlar? Dönüp baktıkları zaman şöyle, nasıl yani, sen misin? Beğenemedin mi diyorum o zaman da. Arabaların altından girdiği üstünden çıktı. Elleri siyaha büründü, tozlar içinde kaldı. Mecbur değildim ama serviste araçlar başında, liftin altında tamir işleriyle uğraşıyordum. Hayalinden vazgeçmedi, pes etmedi. Kimseyi de dinlemedi. İnandığı yolda yürüdü tek başına. Otosanayide araba tamircisi oldu. Kendimi araçların başında buldum. Onun deyimiyle o eli oklavalı olan değil, eli levyeli olan bir kadın. Oto tamircisi Nuray Yücebudak, 46 yaşında. 2011 yılından beri, yani 13 senedir sanayide dirsek çürütüyor, diz çürütüyor, arabaları tamir ediyor. Levyeyi getir, koş, fırla. Ustam seslendi uzaktan, oğlum al takımları. Sert bir usta mısınız? Öyle. Elim oklavalı değil, levyelidir benim. Oto tamirciliği yapıyorum. 6 yıldır kendi yerimde çalışıyorum. Daha öncesinde hobi olarak ilgileniyordum. İki serviste de daha öncesinde pazarlama olarak iş yapmıştım. Nereden geliyor bunlara? Çocukluktan geliyor. Babam mekanik ustasıydı. Onun yanında kaporta haricinde servise götürmezdi. Kendisi yapardı. Babasını rol model aldı ve sonunda da çocukluk hayalini gerçekleştirdi. O şimdi Beylikdüzü Haramidere'deki otosanayinin tek kadın tamircisi. Müşterilerin tepkisi? Şaşırıyorlar. Yani usta yok mu diyorlar. Yüzüme bile bakmıyorlar. Direkt erkeğe doğru, o müşteriye doğru yönelip usta aracımda şu sıkıntı var bir bakar mısınız diye. Nuray Usta'nın çalışmak gayet iyi, güzel. Kızar mı? Kızdırır sana, sızar. Eline levyeyi aldığını ben görmedim ama söylentiler var. Yüce Budak'a otosanayide 4 sadık dostu eşlik ediyor çalışırken. Ben oto kraliçesiyim, köpüşlerimde servisimin prensesleri. Arkadaş, yoldaş, evlat, 4 tane köpeğim var. Evde de bir kedi besliyorum. Sanayinin yollarını aşındırıyor her gün ve zorlu şartlar altında çalışarak ayakta durmaya, mücadele etmeye devam ediyor. Motor adı altında her şeyi yapıyoruz. Kaporta hariç. Gücümün yettiği yere kadar ben bu işte çalışmaya devam edeceğim. Kadın elinin değdiği her yer güzeldir, özeldir. Kadınlarımızı da bekliyorum servisimize. Otomobili tamir et. Gelenek bu yılda bozulmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan ayının ilk iftarını şehit yakınları ve gazilerle birlikte yaptı. Şehit yakınları ve gazilerimiz milletimizin bize emanetidir dedi konuşmasında. Erdoğan hitabında terörle mücadele operasyonlarına da değindi.
Şehit yakınlarımız ve gazilerimiz milletimizin bize emanetidir. Kendilerinin her meselelerinde yanlarında olmak, gönüllerini hoş etmek, rızalarını almak boynumuzun borcudur. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ramazan ayının ilk iftarını her yıl olduğu gibi bu yıl da şehit aileleriyle birlikte yaptı. Şehit yakınları ve gazilerin Ramazan ayını tebrik eden Erdoğan, terörle mücadele operasyonlarına değindi. Şahlanış vurgusu dikkat çekti. Yakın geçmişimizde PKK'dan FETÖ'süne kadar bütün terör örgütlerine karşı verdiğimiz mücadelede esasen milli bir şahlanıştı. Son 21 yılda biz de eğitimden sağlığa, ulaşımdan enerjiye, sanayiden tarıma, her alanda hayata geçirdiğimiz reformlarla bu milli şahlanışın altyapısını güçlendirdik. Savunma sanayine yaptığımız yatırımlarla Türkiye'yi gerçek anlamda bağımsız bir devlet haline getirdik. Vatan topraklarını korumanın yolu her bakımdan güçlü olmaktan geçiyor dedi Erdoğan. Sözü Türkiye yüzyılı vizyonuna getirdi. Cumhuriyetimizin ilk asrında bu konuda yaşadığımız eksiklerin bedelini geri kalmışlıkla, istikrarsızlıkla, kaosla, vaktimizi ve enerjimizi iç mücadelelere harcayarak ödedik. Türkiye yüzyılı vizyonuyla geleceğimize yeni bir ufuk açtığımız şu dönemde elbette hala aşmamız gereken sıkıntılarımız mevcuttur. Allah'ın izniyle hepsinin de üstesinden geliriz. Sahip olduğu güçlü altyapı sayesinde ülkemiz için artık gündemindeki her meselenin çözümü sadece irade, plan ve vakit işidir. Erdoğan sözlerini birlik ve beraberlik çağrısıyla noktaladı. Türkiye'ye diz çöktürerek ülkemizi yeniden eski zayıf günlerine geri döndürmek isteyenlerin çabaları tabii ki hiç bitmeyecektir. Önemli olan bizim milletçe kazanımlarımıza ve geleceğimize sahip çıkmamızdır. Yaşadığımız her sınamada görüyoruz ki milletimizin bu konudaki kararı nettir, kesindir. Cumhurbaşkanı iftar programı sonrası Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı El Nahyan'la telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede Erdoğan El Nahyan'ın doğum gününü tebrik etti, Ramazan ayını kutladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan günler öncesinde sinyalini vermiş, yaz mevsiminde Irak sınırında terör sorununun kalıcı olarak çözüleceğini açıklamıştı. Yol haritasını ise Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Ankara'da medya temsilcileriyle buluşmasında anlattı. Pençe Kilit bölgesinin tamamen teröristlerden temizleneceğini söyledi. Sınırda güvenlik koridoru içinde kararlılık mesajı verdi. Güler, Türkiye'nin operasyon için kimseden icazet almayacağının da altını çizdi. İnşallah bu yazın Irak sınırlarımızla ilgili meseleyi kalıcı olarak çözüme kavuşturmuş olacağız. Sinyali Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıntılarını ise Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler verdi. Pençe Kilit bölgesi teröristlerden tamamen temizlenecek. Irak sınırlarımızı güven altına alacak çemberi tamamlamak üzereyiz. Teröristler Pençe Kilit bölgesindeki 2-3 katlı mağaralara 6 aylık yiyecek içecek stoklayabiliyor. Bu mağaralar Mehmetçik tarafından temizleniyor. Ama nihai amaç hepsinin tamamen imha edilmesi. Sınırda güvenlik koridoru da planlanan adımlardan bir diğeri. Ateş! Suriye sınırlarımız boyunca 30-40 kilometre derinliğinde bir güvenlik koridoru oluşturma irademiz bakidir. Bir kısmını zaten tesis ettiğimiz bu koridordaki boşlukları yeni adımlarla doldurmakta kararlıyız. Güvenlik koridorunun 30 ila 40 kilometre olmasının sebebi teröristlerin ellerindeki silahlarla Türkiye'ye tehdit oluşturmasının önüne geçmek. Türkiye'yi güney sınırları boyunca kuracağı bir teröristanla dize getireceğini düşünenlere yeni kabuslar yaşatacak hazırlıklarımız var. Önce Pençe Kilit bölgesi terörden temizlenecek,
Ardından ihtiyaç duyulursa operasyonlar genişleyecek. Mehmetçiğin yeni terörle mücadele konsepti alışılmadık, öngörülemez, özgün, süratli ve tempolu. Teröristler bizimle baş edemedi. Bunları Gabar'a gömdük. Bunları Cudi'ye gömdük. Bütün o mağaralara gömmek suretiyle nefeslerini kestik. Ve şimdi de sınır ötesinde aynen devam ediyoruz. Harekatın detaylarını anlatan Yaşar Güler, terörle mücadeledeki kararlılığı, teröristler nerede yuvalanıyorsa Mehmetçik gerekeni yapacaktır, hiçbir yer onlar için güvenli değil ifadeleriyle vurguladı. Ve 31 Mart heyecanı. Artık günleri sayıyoruz. Adayların temasları hız kesmeden sürüyor. Çekmeköy Belediye Başkanı ve AK Parti'nin 31 Mart adayı Ahmet Poyraz, gelecek dönem içinde hazırlıklarını tamamladı. Ekibimiz Poyraz'la birlikte Çekmeköy sakinlerinin nabzını tuttu. İşte izlenimleri. Parkları, spor kompleksleri, uzay ve teknoloji merkezi, AK Parti Çekmeköy Belediye Başkanı adayı Ahmet Poyraz geçtiğimiz dönem pek çok proje imza attı. İşte onlardan birisi de Bilim ve Teknoloji Merkezi. Peki burada neler yapılıyor? İşte cevabı. Her okulumuzu mesela günler veriyoruz. Okullarımız oraya geliyor. Uzayla alakalı, bilimle alakalı öğrenmesi gereken her yani bir gence lazım olacak geleceğine dair. Çünkü gençlerimiz maşallah kendileriyle alakalı sorduğunuz zaman o kadar önemli projeleri var ki burada bu projelerini gerçekleştirmek üzere onları çağırıyoruz. Çekmeköy Belediyesi'nden memnun musunuz? Gayet memnunum. Ben Çekmeköylüyüm. İlçe trafiğini ciddi oranda rahatlatacak önemli bir proje ise açılış için gün sayıyor. Çekmeköy'de en önemli sorun ne dendiği zaman ulaşımla, trafikle alakalı sıkıntının merkezi Taşdelen Kavşağı. %80 trafik sorunu çözeceğimiz önemli bir kavşak, önemli bir çalışma. Maalesef şu anki İBB yönetiminin böyle bir derdi olmadığı için 5 yıldır hiçbir şey yapmadığı bu kavşağın en sonunda bundan 1 yıl evvel Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Ulaştırma Bakanlığımıza gittik ve Ulaştırma Bakanlığımız bu projeyi hızlı bir şekilde başladı. Ve inşallah Mart'ın 19'unda Ulaştırma Bakanımızla beraber bu önemli hizmeti açacağız. Yaklaşık 15 senedir burada ikamet ediyorum. Memuruz, bir sıkıntımız yok. Babam mesela çok yaşlı bir insandı. Evde bakımına, tıraşına kadar, temizliğine kadar o tür hizmetleri alan bir insanım. Ve 31 Mart sonrası. Biz gençlerimiz için 15 yıldır her türlü gayreti yapıyoruz. Bakın biz şu anda önümüzdeki süreçte gençlerimizi önceledik. Diyoruz ki biz her mahalle şu anda 2 tane açtık. Çekmeköy kafa açıyoruz. Mesela orada biz kahveyi 15 liraya, çayı 5 liraya vereceğiz. Üniversiteye giren her gence mesela biz bu sene 7 bin lira vermiştik. Önümüzdeki sene inşallah 10 bin lira vereceğiz. Yine Akbil kart veriyoruz. Üniversiteye giden her öğrenci ücretsiz ulaşım imkanından faydalanıyor. Hizmetleri olsun, ulaşım için olsun çok memnunuz. Yeni liseden mezun oldum. Her hafta sağ olsun okulumuza gelip ihtiyaçlarımızı karşılıyordu. Yakınımıza millet bahçesi yaptı, Allah razı olsun. Sürekli gidip geliyoruz. Ev hanımları, hanım kardeşlerimiz. Biz her mahallede fitness salon açıyoruz. Şu anda açamadığımız mahallelerimiz var. Orada da fitness salon açarak onların hem sosyalleşme adına hem orada çayını, kahvesini eşiyle, dostuyla, arkadaşıyla muhabbet edeceği bir ortam oluşturuyoruz. İstanbul Bakırköy'de bir facia yaşandı. Bir tır römörkü üst geçide çarptı. Ardından da yanındaki aracın üzerine devrildi. Araçta bulunan 4 kişilik Aytekin ailesinden kurtulan olmadı. Aynı tırın 5 yıl önce yine aynı noktada benzer bir kaza yaptığı ortaya çıktı. Üst geçide takılan tır dorsesi yanındaki otomobilin üzerine devrildi. Kağıt gibi ezilen araçta biri çocuk, 4 kişi hayatını kaybetti. İstanbul Bakırköy'de yaşandı feci kaza. Mehmet Fettahoğlu'nun kullandığı tırın dorsesi Rauf Orbey Caddesi'ndeki üst geçide takıldı. Kağıt ambalaj taşıyan tır işte tam da bu noktaya geldiğinde önce üst geçide çarptı. Ardından da Recep Aytekin yönetimindeki aracın üzerine devrildi. Kazada aynı araçta bulunan
4 kişi hayatını kaybetti. Araçta bulunan Recep, Güler, Sultan ve 16 yaşındaki Merve Aytekin'i hayatını kaybetti. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler tırın dorsesinin altında kalan araçta sıkışanları uzun uğraşlar sonucu çıkarttı. Aytekin ailesinin Florya'daki iftara gitmek için yola çıktığı öğrenildi. Tır şoförü acı olay sonrası gözaltına alındı. Üst geçte 100 metre kala 3 adet uyarı tabelası bulunuyor. Öyle ki hemen sol tarafta dikkat düşük köprü uyarılı tabela var. Hemen ortada yüksekliğin belirtildiği bir tabela ve sağ tarafta da yüksek araç için mecburi istikamet uyarılı bir tabela bulunuyor. Öyle ki tır sürücüsünün aslında bu yoldan değil, bu yan yoldan gitmesi gerekiyordu. Ancak tır sürücüsü tabelaları dikkate almadı ve bu yoldan giderek o feci kazaya sebebiyet verdi. 4 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin soruşturma başlatılırken kazaya neden olan tırın 5 yıl önce yine aynı yerde aynı üst geçide çarparak devrildiği belirlendi. Ankara'daysa facianın eşiğinden dönüldü. Freni boşalan beton mikseri kontrolden çıktı. Hızla park halindeki araçlara yöneldi. 7 aracı ezip metrelerce sürükledi. Dehşet anlarında araçlarda kimsenin olmaması faciayı önledi. Freni boşalan beton mikseri park halindeki 7 aracı ezip geçti. Kaza akşam saatlerinde Ankara-İstanbul Karayolu Eryaman mevkiinde meydana geldi. Freni boşalınca sürücüsünün kontrolünden çıkan beton mikseri yol kenarında araç filosuna ait otomobillere çarptı. 7 aracı hurda yığınına çeviren beton mikseri otomobilleri sürükleyerek durabildi. Araçlarda kimsenin olmaması muhtemel bir faciayı önledi. Kaza nedeniyle kapanan yol araçların kaldırılmasıyla yeniden ulaşıma açıldı. Yeni Zelanda, Avustralya seferini yapan uçakta bulunan yolcular havada panik filmini aratmayacak anlar yaşadı. Teknik arıza yaşanan uçak bir anda irtifa kaybetmeye başladı ve havacılık terimiyle dalışa geçti. Panik anlarında 50 kişi yaralandı. Gökyüzünde paniğin bir diğer adresi ise Endonezya oldu. Uçağı kullanan iki pilot uyuyakalınca uçak 28 dakika boyunca havada rotasız tur attı. Teknik arıza şiddetli sarsıntıyı tetikledi. Dev yolcu uçağı kafa üstü dalışa geçti. Kabinde savrulan 50'den fazla yolcu yaralandı. Faciadan dönülen olay Yeni Zelanda'dan kalkan Boeing 787 tipi yolcu uçağında meydana geldi. Nedeni henüz bilinmeyen bir teknik arıza nedeniyle uçakta büyük bir sarsıntı yaşandı. Dev yolcu uçağı ardından da kafa üstü çakılmaya başladı. Olay sadece birkaç saniye sürdü. Ancak sarsıntı çok güçlüydü. Düşüş boyunca kabinde savrulan yolculardan en az 50'si yaralandı. Bir kişinin ise hayati tehlikesi bulunuyor. Neyse ki uçak sorunsuz şekilde planlanan varış noktasına iniş yaptı. Yolculara acil durum ekipleri müdahale etti. Gökyüzünde paniğin bir diğer adresi de Endonezya oldu. Kendari kentinden başkent Jakarta'ya havalanan yolcu uçağının iki pilotu da seyir halindeyken uyuyakaldı. Uçak 28 dakika boyunca rotasından sapmış şekilde ilerledi. Kulenin çağrılarına yanıt vermeyen uçağın rotadan çıkışı kısa süreliğine hava korsanlığı endişelerini tetikledi. Gerçeğe ise bir süre sonra uyanan ikinci pilot ışık tuttu. Bütün gece yeni doğmuş çocuğuyla ilgilendiği için dinlenemediğini öne sürerek kaptan pilot uyurken kendisinin de uyuyakaldığını söyledi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Üniversiteli Hazal Özçimenoğlu'nun hayatı saplantılı aşığı yüzünden kabusa döndü. Yıllar önce başladı bu kabus. İş ölüm tehditlerine kadar vardı. Genç kız şikayetçi oldu, uzaklaştırma kararı çıktı. Hatta zanlı bir dönem cezaevine de girdi ama genç kızın peşini bırakmadı. Ölüm korkusuyla yaşayan üniversiteli Hazal yaşadığı kabusun artık bitmesini istiyor. Müzik
seni öldürürüm tehditleriyle yaşamak istemiyorum. Hayal dünyasında ben onunla evliymişim, 3 çocuğumuz varmış. Aldığı tehditlerin ardı arkası kesilmiyor. Her gün, her an ölüm korkusuyla yaşıyor. Hayatını kabusa çevirense saplantılı aşığı. Arkadaş olarak bile yanımda bulundurmak istemedim çünkü hakkında çok kötü şeyler duydum. Bana bir şey yapar mı korkusuyla yaşıyorum. Bundan 4 yıl önceydi. Adana'da yaşayan 21 yaşındaki Hazal Özçimenoğlu, Halil İbrahim Çin'le arkadaş ortamında tanıştı. İddia o ki ikilinin ilişkisi genç adamın uyuşturucu bağımlılığı nedeniyle arkadaşlıktan öteye gitmedi. Ancak Çin ısrarcıydı. Red cevabı alınca yapmadığını bırakmadı. Onu arkadaş olarak istemediğimde başladı. Ben onu nasıl istemezmişim, ben onunla nasıl konuşmazmışım. Hazal Özçimenoğlu için tehditlerin sonu gelmedi. Korkup aileme anlattım bu durumu. Takıntılı ve saplantılı olmaya devam etti. Genç kızın polise şikayeti de takıntılı genci durduramadı. O da şimdi kara kara düşünüyor. Ve tek bir isteği var, acı bir hikayenin kurbanı olmamak. Farklı farklı numaralardan beni taciz etti. Öldüreceğim, evinizi biliyorum ve evinizi yakacağım diyor. Seni öldürürüm tehditleriyle yaşamak istemiyorum. Bu kişinin ceza almasını istiyorum. Geçtiğimiz Ağustos ayıydı. Hasta yakınlarından rüşvet alan doktorun görüntüleri ortaya çıkmış. Skandal sonrası o vicdansız tutuklanmıştı. Birkaç gün önce serbest bırakıldı. Çok geçmeden hakkında tekrar yakalama kararı çıkarıldı ama o doktor sırra kadem bastı. Şu an doktora Bülent Erol'a ulaşılmıyor. Şu an yakalama çıkmış ama bulunamıyor. Bıçak parası adı altında yüz binlerce lira alıp ameliyat yaptığı iddia edilmişti. Hasta yakınlarının zor durumda olmasından yararlanıp paraya para dememişti. Yakın zamanda serbest bırakılan o rüşvetçi doktor hakkında yeniden yakalama kararı çıkarıldı. 2. ayın 19'unda serbest bırakıldığının haberini aldık. Ama hala şu an mahkeme aşamamız devam ediyor. Haziran'ın 6'sında bizim mahkememiz olacaktı. Bu adamın tekrar yakalanmasını istiyorum. Bu neden çıktı, neden serbest bırakıldı? Pek çok kişiden yüz binlerce lira alarak ameliyat yaptığı iddiasıyla tutuklanmıştı Doktor Bülent Erol. İşte bu iddialarda eldeki iddianamelere girmişti ve bununla ilgili 22 kişi suç duyurusunda bulunmuştu ama iddiaya göre Bülent Erol serbest bırakıldıktan sonra sırra kadem bastı. Aldığımız duyumlara göre şu an Türkiye'de de değil, serbest bırakıldığı için o arada kendi herhangi bir yurt dışına attığını veya ülkeyi terk ettiğini düşünüyoruz. Hasta yakınlarından aldığı rüşvette o tarihte bu görüntülerle belgelenmişti. Nereye gitmiş olabilir peki? Yani onun benim bildiğim yer Azerbaycan. Neden Azerbaycan? Çünkü ameliyat esnasında sürekli asistanlara sorduğumuzda Azerbaycan'a gittiğini söylüyorlardı. Benim tahminimce Azerbaycan'da. Canı yananlar vicdansız doktor hakkında verilen tahliye kararına tepkili. Tek istekleri ise bir an önce yakalanması. Şu an bulunamıyor. Yani kaç gitmiş yani firar. Nerede olduğu belli değil. Devletimize de güveniyoruz, kanuna da güveniyoruz. Bir an önce tekrar tutuklanmasını ve bulunmasını talep ediyoruz. Cinayet gibi bir kaza ve yitip giden bir can. Annesi tarafından önce Mısır'a ardından da Amerika'ya kaçırılmıştı 16 yaşındaki Cihan Timur. Türkiye'nin gündemine oturan olayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. O gece o anlara tanıklık eden ailenin çalışanı tüm ayrıntıları polise anlattı. İfadesinde en dikkat çeken noktaysa katil zanlısının sürekli olarak "anne beni affet, araç pert oldu" sözleri oldu. Peki herkesin aklındaki o soruya gelirsek, Amerika Birleşik Devletleri anne ve oğlu iade edecek mi? Hukukçular bakın ne diyor. Herkesin merak ettiği soru, anne oğul Amerika'dan iade edilir mi? Amerika devleti dilerse kendi vatandaşı olduğu için bu çocuğu iade etmekten imtina edebilir. 29 yaşındaki Oğuz Murat Acı, İstanbul Eyüp Sultan'da cinayet gibi bir kazanın kurbanı olmuş, genç bir babayı hayattan koparan 16 yaşındaki Timur Cihan Timur adalete teslim olmak yerine annesi tarafından filmleri aratmayan bir hızla önce Mısır sonra da Amerika'ya kaçırılmıştı. Haklarında yakalama kararı çıkan anne oğul şimdi Amerika'da. Herkesin aklındaki soruysa Amerika'nın onları Türkiye'ye iade edip etmeyeceği.
Amerika'daki Adalet Bakanlığı'nın bir kararına bakar bu iş. Adalet Bakanlığı dilerse reddedebilir, dilerse iade edebilir. Adalet Bakanlığı anne oğul için kırmızı bülten çıkardı. Amerikan makamlarından iadesini talep etti. Eğer Amerikan vatandaşı Timur Cihan Timur kaçmasaydı taksiyle adam öldürmekten 2 ila 15 yıl arasında hapis sistemiyle ceza davası açılacaktı. Hukukçulara göre bundan sonra iade ve yargılama sürecine karar verecek olan Amerika. Amerika şunu da diyebilir. Ben bu suçu kendi vatandaşım işlediği için Amerika'da soruşturacağım. Onun için sana iade etmiyorum da diyebilir. O çocuk gelsin, annesi getirsin. Türkiye'de hiç kimse onun çocuğuna kimse bir şey yapmaz. Bir çocuk babası adamı hayattan kopartan Cihan Timur'un Amerikan vatandaşı olduğu ortaya çıkmıştı. Ancak annesinin Amerikan vatandaşı olup olmadığı bilinmiyor. İşte bu noktada merak edilen eylem Tokun'da Türkiye'ye iade edilip edilmeyeceği. Anneye atfedilen suç, suçluyu kayırma suçu. Alt sınırının 6 ay olduğu anlaşılıyor. Şimdi suçluların iadesi anlaşmasında alt sınır 1 yıl. Onun için kuvvetle muhtemel bunu iade etmeyecekler. Cinayet gibi kazada kan donduran yeni detaylar da ortaya çıktı. Mısır'a kaçan anne oğlu havalimanına götüren şirket çalışanı o kadın o geceyi anlattı. O gece Eylem Tokun yanında olan kadın çalışan o gece yaşananları ifadesinde tek tek anlattı. Olayın ardından Eylem Tok'la birlikte o kazanın gerçekleştiği yere gittiklerini, ardından Cihan Timur'la birlikte iki arkadaşını alıp geri döndüklerini söyledi ve olayın ardından Eylem Tok'un ikinci kez olay yerine gittiği de ortaya çıktı. Gözler şimdi annesi tarafından yurt dışında saklanan Cihan Timur'un iadesi için Amerikan makamlarında. 2021 yılında İzmir'de başından vurularak öldürülmüştü Erdem Kaynak. Müge Anlı dün korkunç cinayetin izini sürdü. Şüpheli listesindeki isimler canlı yayında köşeye sıkıştı. Sana ve Erdem'e niye kızgın? Niye sizi bulmak istiyor? Karısından dolayı arıyor da. Evet. İlişkiler ağının ortasında işlenen bir cinayet. İkinizi de bulacağım, cezanızı da vereceğim diyen Halil'in mesajını silmenden dolayı sana bunu artırılıyor. Benim kendimden şüphem yok. Ardında kalan cevapsız sorular. Halil ile Erdem karşı karşıya mı geldi diye ailenin şüphesi. Bir gün evvel ikinizi de bulacağım deyip cezanızı da vereceğim diyen Halil'in mesajını Erdem'in öldürüldüğü sırada silmenden dolayı sana bunu artırılıyor. Sana göre bu cinayeti kim işledi? Benim gözümde Halil Kaynak işledi. Müge Anlı İzmir'de cinayete kurban giden Erdem Kaynağ'ın katil zanlısının izini sürmeye devam etti. Akılda kalan 37 yaşındaki Erdem Kaynak en yakın arkadaşının mı kurbanı oldu sorusuydu. Biri benim başıma silah dayasa ve dese ki sen benim karımla beraber misin? Seni öldüreceğim. Bir dakika derim ya ben yapmadım. Erdem beraberdi derim. O zaman işin içinden çıkarım. Orada herhangi bir bayan muhabbeti hani sen eşin belirtmesin diye bir şey konuşulmadı. Ali Kan'ın Erdem Kaynağ'a hedef gösterdiği düşünülüyordu. Bak şöyle bir şey var. Bu Halil önce senin başına silah dayıyor ve sen Erdem'i çağırıyorsun. Sonra Erdem'in başına silah dayıyor ya. Sonra da sana gelip diyor ki Erdem'le beni buluştur. Yani sen aslında aradan sıyrılıyorsun. Sen ne dedin de bu senden tamamen vazgeçti de Erdem'in başına dayadı. Ya beraber gelin sonradan... bak beraber gelin de ben diyor kimin adı ne oldu ben sizden duymak istiyorum. Sen Turan'dan ne duydun? Halil'in eşinin adınız geçiyor. Dikkat edin kendine demiş bir şeyler konuşmuş. Müge Anlı bir kez daha olayın üstüne gitti. Aslında olay şöyle başladı ben anlatayım. Sen Hüseyin Şeker'in sevgilisine sataşınca kızı evet, almışsın tamam. Tecavüz etmişsin. Uyuşturucu içirmişsin. Evet yok. Evet iddialar öyle kız anlatıyor. Yok. Bunun üzerine de ya ne yok o zaman ne adam sana saldırsın. Hüseyin Şeker de gelmiş sana kafa atmış. Kafa attıktan sonra da. Sen Halil'le beraber gezince anladığım kadarıyla bu Turan, Hüseyin Şeker, diğer Hüseyin de Halil Arif diyorlar ki sen böyle bir adamla niye dolaşıyorsun? Zaten bu adam senin karına da sataşmıştı diyorlar. Onun üzerine Halil sana silah çekiyor. Sen benim karım adamı sataştın diye. Ne konuştular bilmiyorum. Sen de diyorsun ya ne bilmiyorsun işte evet. Bu. Sen de diyorsun ki hayır ben değil senin karının adın çıkan Erdem diyorsun. Yok. Erdem'i çağır diyor Erdem geliyor arabayla oraya. Bunun üzerine Halil Erdem'in arabasına biniyor. Bu sefer de onun kafasına silah sıkıyor. Halil'le bütün aranı düzeltiyorsun. Erdem ortada kalıyor. Halil'in karısıyla beraber olan kişi diye. Ondan sonra da bu olaylardan 20 gün sonra da Halil kapısının önünde 4 kurşunla kafasına sıkılmış vuruyor.
Diyarbakır'daki 7 katlı binanın girişine kaçak olarak yapılan baraka ev sahiplerinin kabusu oldu. Evlerine binanın altındaki iş yerinin duvarına açılan delikten girebiliyorlardı ama o boş dükkanda satıldı. Yani apartmanın tek girişi olan o kapıda kapanacak. Bina sakinleri 14 yıldır yaşadıkları mağduriyetin giderilmesini istiyor. Bu binada hastalar var, engelliler var. Binaya girişte sıkıntı yaşanıyor. Bu sancarı kaldı, yolumuzu açıp rahat rahat evimize gidip gelelim. Yıllardır mağdurlar. Evlerine girmek için binanın altındaki iş yerinin duvarını deldiler. Ama dükkan satılınca ortada kaldılar. Dükkanların içine giriyoruz. Şimdi burası da satıldığı için bir dükkanları alan şahısla kepeklere indirecek. Diyarbakır Bağlar'daki 7 katlı binanın girişi tam 14 yıldır kapalı. Bu binanın giriş kapısı işte burası. Ancak 2010 yılında yapılan kaçak kapıdan dolayı binanın girişi yok. Vatandaşlar mağdur. Binada yangın oldu, itfaiye geç geldiği için çok zarar oldu binada. Engelliler var, hastalar var, kargolar var, geliyor bina girişini bulamıyor. Vatandaşlar kendi imkanlarıyla burada bir kapı açtı. Binaya, evlerine bu kapıdan giriyorlar. Şu anda bu dükkanda divarı delmiş, içinde gidip geliyoruz. Bina sakinleri barakanın sahibiyle mahkemelik oldu. 14 yılın sonunda baraka için kamulaştırma ve yıkım kararı çıktı. Ama hala uygulanmadı. Bina sakinleri de arabalarını buraya kuramıyorlar. Yerimiz arkadadır. Kimse gelip de yol yok, yora gire. Dükkan el değiştirdi. İş yeri sahibi ilk iş duvarı yeniden öreceğini söyledi. Bina sakinleri evlerine girip çıkabilmek için barakanın bir an önce kaldırılmasını istiyor. Bir an önce bu şura kalksa mağduriyetimiz giderilir. Tüm konutlar için deprem sigortası yani DASK zorunlu biliyorsunuz. İşte bu sigorta çok yakında yerini afet sigortasına bırakacak. Çok daha kapsamlı bir sigorta bu ve zorunlu olacak. Tüm afetler için geçerli olacak ve dairedeki eşyaya kadar birçok riski kapsayacak. İşte ayrıntılar. Bu yıl içerisinde 2024'ün 3. 4. çeyreğinde zorunlu afet sigortasını getirmeyi düşünüyoruz. Türkiye bir deprem ülkesi. Bu nedenle de 2000 yılından beri zorunlu deprem sigortası uygulaması var. Ancak iklim krizi özellikle son yıllarda yaşanan ekstrem doğa olaylarının sayısını artırdı. Yani artık sadece depremler değil, sık sık yaşanan seller, heyelanlar, yangınlar da ciddi kayıplara ve hasara sebep oluyor. İşte bu nedenle hükümet yeni bir çalışma yaptı. Zorunlu deprem sigortası yerini zorunlu afet sigortasına bırakacak. Haberi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek duyurdu. Deprem sigortasının kapsamı çok dar. Sadece binayı kapsıyor. Afet sigortası ise diğer riskleri de kapsamış olacak. İklim değişikliğine dikkate alıp doğal afetlerin sıklığının ve şiddetinin artma riskine karşı tedbiren zorunlu afet sigortası düzenlemesi yapacağız. Mevcut uygulanan deprem sigortasında yalnızca konutlar teminat altında. Ancak getirilecek olan zorunlu afet sigortasında konutların içerisindeki eşyalar da kapsama alınacak. Yani olası bir afette zarar görmesi durumunda hak sahibine evin içerisindeki eşyalar için de tazminat ödenecek. Ev eşyası dahil bütün diğer boyutlarıyla da riskleri kapsamış olacak. Böylece ülkemizde belki sigortalılık oranı artmış olacak. Teminat ve tazminatlarla birlikte sigorta bilinci de artmış olacak. Bugün işte %60'larda seyreden zorunlu dediğimiz sigorta belki %90'ların üzerine çıkabilecek. Peki zorunlu afet sigortasında teminatlar ve primler farklı mı olacak?
DASK'ta 2024 ile beraber 100 metrekare evde en yüksek teminat ya da tazminat diyelim 600 bin lira. Bir afet sigortası şeklinde uygulanırsa hem teminatlar hem tazminatlar da kapsam genişlediği için artacak. Dolayısıyla hani ödeyeceğimiz primlerin de artması söz konusu olacak. Facelifts, duyanlarınız, bilenleriniz vardır elbette. Güzelleşmek isteyenler, dış görünümüne önem verenler yaptırıyor bu işlemi. Artık arabasını yenilemek isteyenler de kullanıyor bu terimi. Örneğin 2010 model bir arabanız varsa 3 ay içinde 2020 model olarak teslim alabiliyorsunuz. Eski parçalar orijinalleriyle değiştiriliyor. Böylelikle eski araç değer kazanıyor. İyi hoş da peki maliyeti ne kadar? Yavuz Oymak ve Kıvanç Tunçbaş araştırdı. İzleyelim. Bu 2007. Evet. Nasıl 2018 olacak? Arabanın kafası komple değişiyor. Çamurlukları, kaputu, far, tamponları hepsini değiştiriyoruz. 21'i 22 kasa yapıyoruz. Yani 2007'yi 2018'e çeviriyoruz. Eski arabaları alıyorlar. En az 10-15 yaş gençleştiriyorlar. İçi ve dışı bambaşka hale gelen araçları neredeyse sahipleri bile tanıyamıyor. Görüntüler inanılmaz, arabalar inanılmaz, çalışmalar daha da inanılmaz. Öyle ki 2017 model bu aracı 2023 yapacaklar. Çalışmalar çok titiz şekilde haftalarca hatta aylarca devam ediyor. Ama araba bittiğinde bambaşka bir hale gelecek. Komple facelift dönüşüm olarak geçiyor bunlar. 2017 model bir aracı 2023'e yeni nesil bir araç olarak dönüştürüyoruz. Sadece bu tabii görüntü olarak değil, iç aksam olarak da devam ediyor. Hani iç konsol, ekranı, teybi, direksiyonu vesaire komple bir aracın dönüşümlerini sağlıyoruz. Yapılan işlemin adı facelift, yani tamamen yenileme. Eski aracın hem içine hem de dışına aynı markanın 10 yıl sonraki modeldeki orijinal parçaları takılıyor. Sonra da dışı makyajlanıyor. Araç bu işlemlerin sonunda 10 yıl gençleşmiş oluyor. Her araba ve yapılan her işlem bizi kelimenin tam anlamıyla şok ediyor. İşte onlardan bir tanesi 9 metre uzunluğunda bir limuzinin yanındayız. 2007 model ve çalışmalar bittiğinde 9 metrelik bu limuzin 2018 model olacak. Yani tam 11 yaş daha da gençleşecek. Kaç ay sonra 11 yaş gençleşecek? 2 ay sonra bitmiş olacak. Araç botoksu da denilen bu işlemi sadece pahalı araç sahipleri tercih etmiyor. Yenilenen orta segment binek araç sayısı da hayli fazla. Sıfırını aldığı zaman 80 bin euroyu alacak. Ama biz bunu mesela 15 bin euroyu alıp bize 30 bin euroyu arabayı bitirebiliyor. Aylarca süren bu işlemin maliyetine gelince 50 bin liradan başlıyor, 1 milyona kadar çıkıyor. 2013'ten 2020'ye. Nasıl oldu, ne değişti? Bir kaza geçirdim ben. Normal kendi haline toplamaktansa, normal hali daha pahalıya çıkacakken ben yükselterek daha ucuza çıkardım bu işi. Neyi değişti arabanın? Komple dış görünüş. Değeri arttı mı? Tabii ki 150-200 bin lira kadar da bir değeri arttı. Cemreler düştü, batıda hava bahara dönmeye başladı. Ancak doğuda kar yağışı sürüyor, zorlu bir kış geçiren doğu illerinde köy yollarındaki mücadele devam ederken beyaz örtü birçok noktada eşsiz manzaralar sundu. Doğu Anadolu ve Karadeniz'in yüksekleri karla kaplandı. İlkbaharın habercisi olan Mart ayında kar yağışı etkili oldu. Van, Hakkari ve Bitlis'te kapanan 372 köy yolu ulaşıma tekrar açıldı. Iğdır ve Kars'ın yüksek rakımlı köylerinde beyaz örtü kendini gösterdi. Tuzluca ilçesine bağlı dağ köylerinde ve Aras dağlarında da kar yağışı görüldü. Kars'ta ise menderesler karla kaplandı.
Ağrı'nın Doğu Bayazıt ilçesinde de kar etkili oldu. İshak Paşa Sarayı Mart ayında yeniden karla kaplandı. Beyaz örtüyle ayrı bir güzelliğe bürünen saray ve çevresi drone'la görüntülendi. Kar yağdı, her yer çok güzel. Geziyoruz arkadaşlarla birlikte. Bu görüntülerse Trabzon'un Maçka ilçesinden. Kastamonu Ilgazdağ Milli Parkı'nda da karın oluşturduğu manzara havadan görüntülendi. Kar Ilgazdağ ile kentin yüksek noktalarında etkili oldu. Ramazan'ın ilk günü geride kaldı. Tüm Türkiye'de ilk oruç ve ilk iftar heyecanı vardı. Arkadaşlarımız dışarıda o heyecana ortak oldu. Yani çok mutluyduk. Namazımızı kıldık. Yani kardeşimle birlikte. Güzeldi. Bizler de çok heyecanlıyız. Ramazan'ın ilk günü Eyüp Sultan'da. 3 çeşit yemek yapacağız bugün. Tüm Müslüman alemi aynı heyecanla uyandı güne. Önce dualar edildi, sonra iftar hazırlıkları başladı. Eyüp Sultan'a gelmesiniz neler yaptınız? Vallahi dualarımızı okuduk yavrum. Cümlemiz için inşallah hayırlı Ramazanlarımız olsun. Evde ne gibi hazırlıklar var? Çok güzel hazırlıklarımız var. Tatlılar yapıldı, yani dolmalar yapıldı. Hazırlığımız tatlı yaptım, çorbamız. Allah ne verdiyse yemeğimiz. Hanımlar evde iftar hazırlığı yaparken belediyelerde iftar çadırları için işte hazırlık yapıyor. Ramazan'a heyecanlı girdik. İnşallah heyecanla bitireceğiz Allah nasip ederse. Şu an Eyüp Sultan Belediyesi'nin aş evindeyiz ve buradaki aşçılar 30 gün boyunca iftar çadırları için 3 çeşit yemek çıkaracak. Her gün evlere böyle lezzetli, hijyenik yemekler göndereceğiz inşallah. Biz Eyüp Sultan Belediyesi olarak her yıl burada düzenli bir şekilde yemek dağıtıyoruz. Yemeğini yapıp akşam iftara yetiştirmeye çalışıyoruz. Ramazan boyu 4500 kişiye yemek ikramında bulunacağız. 3 çeşit yemek yapacağız bugün. Mercimek çorbası, tas kebabı ve pirinç pilavı. Mübarek günlerde en çok ziyaret edilen yerlerden biri de Eyüp Sultan Camii'nin içerisinde bulunan Eyüp Sultan Hazretleri'nin türbesi ve Ramazan'ın ilk gününde de yine boş kalmadı ve ziyaretçiler buraya gelip dualarını etti. Eyüp Sultan Hazretlerimizi ziyaret edeceğim. Bir Yasin okuyup büyük zatlara hediye edeceğim. Neler hissediyorsunuz? Şu an buradasınız. Devletimize, milletimize her şey huzur, mutluluk istiyorum. Çok mutlu hissediyorum Ramazan'da geldiğim için. Kısmet olduğu için çok mutluyum. Çarşı pazardaysa alışveriş telaşı vardı. Eminönü geçen hafta olduğu gibi Ramazan'ın ilk gününde de insan akınına uğradı. Avrupa'da sanayinin kalbi olarak bilinen Almanya'da Türk ve Müslüman nüfusu oldukça yüksek. Ancak ilk kez birileri empati yapmayı denedi. Frankfurt ve Köln'ün birer caddesi Ramazan ışıklarıyla süslendi. Temennimiz aynı hassasiyetin Gazze'ye barış getirilmesi için de gösterilmesi. Hiç beklemezdim böyle bir şeyi. Çok güzel. 11 ayın sultanı Almanya'da da ışıl ışıl bir karşılamaya sahne oldu. Almanya'nın Frankfurt şehrinde ilk kez Müslümanların mübarek Ramazan ayı için çok özel bir karşılama yapıldı. Şehrin en işlek caddelerinden bir tanesi Ramazan ışıklarıyla donatıldı. Yüzlerce Müslüman şimdi ışıkların yanmasını bekliyor. Daha önce Londra'da yapılan süslemeleri görenler Alman şehirleri Frankfurt ve Köln'ü de Ramazan'a hazırlamaya karar verdi. Yıllardır Almanya'da yaşıyoruz ve çok sevindik. Ya da size gut ya. Buradaki Müslüman toplumu çok mutlu oldu. Frankfurt Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz. Frankfurt elhamdülillah. Avrupa'nın finans merkezi Frankfurt hem gurbetçilerin hem de Müslümanların ilgisinin odağındaydı. Çok güzel bir hareket ve geç kalınmış bir hareket bence. Mutlu Ramazanlar mesajı verenlerden biri de Başbakan Scholz'du. Mübarek ayda Gazze için ateşkes temenni etti. Ramazan aynı zamanda zor durumda olanları, savaş ve şiddeti yaşayanları hatırlama zamanıdır. Müslümanların ışıklandırmayı görmeye gelmeleri beni ayrıca mutlu etti.
Ancak Gazze'de insanların açlıkla mücadele ettiğini, bombalandıklarını, yalnız bırakıldıklarını, tıbbi destekten yoksun olduklarını unutmamamız gerekiyor. Gazze'de bir soykırım yaşanıyor. Frankfurt'ta olduğunu duydum. Çok hoşuma gitti. Fakat burada da böyle yakinen gördük. Çok hoşumuza gitti. Yapanlardan Allah razı olsun. Köln'de de kameralara Ramazan'ın gelişiyle mutlu olan inananlar takıldı. Düsseldorf'tan geldik. Işıklandırmasa camimizi ziyarete geldik. Türkiye için sıradan görünen bu tablo vatan hasreti çekenler için eşsiz bir değerdi. Yıllardır böyle bir şey yapılmamıştı. Biz de bugün onun için geldik. Görmek istiyordum. İlk defa bu kadar yapıldı. Herkese hayırlı olsun. Ramazan bol bereketi geçsin. Herkese hayırlı Ramazanlar dileyelim bir kez daha ve bugün bağımsızlığımızın sembolü İstiklal Marşımızın kabulünün 103. yıl dönümü değerli izleyenler. Üstün bir mücadele ve kahramanlıkla kazanılan Kurtuluş Savaşı sonrası milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un kahraman ordumuza hitaben yazdığı şiir 12 Mart 1921 tarihinde 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edildi. Ve tam 103 yıldır dilimizden düşmeyen marşımız haline geldi. Her yıl olduğu gibi bu yılda 12 Mart'ta Türkiye'de okullarda, kamu kurumlarında etkinliklerle İstiklal Marşı'nın önemi anlatılacak. Mehmet Akif Ersoy rahmetle anılacak. Biz de İstiklal Marşımızın şairini rahmetle ve minnetle anıyoruz elbette Kahvaltı Haberleri ekibi olarak. Ve bugünü noktalıyoruz değerli izleyenler. Yarın saatler 8'i gösterdiğinde haftanın tam ortasında yeni başlıklarla sizlerle birlikte olmayı ümit ediyoruz. Şimdi gidelim. Birazdan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı ATV ekranlarında olacak. Hoşça kalın. Mutlu günler. Müzik